Bundan önceki dostu iflas etmişti. Bir gece benimle kalsın, Azrail canımı alsın. Can suyu kızım, sevaptır. Ölü gömüldükten sonra toprağa can suyu serpilir. Salih Rıza Bey'in mezarını arıyordum. Dün gömdüler. Şu üzerinde çiçek bulunan mezar olacak. Kimse uğrunda ölünce kadar sevmeye değmez Salih Bey. Hiç kimse. Kendimi suçlu hissediyorum. O gece tesadüfen beraber olmasaydık belki de... Tesadüf değildi. Ben istedim. Salih Rıza Bey ile ayrılmıştık. Bir ilişkiyi bitirmeden ötekine başlamam hiç. Seni yakından tanımak isterim. Gidelim. Muhteşem bir kadınsın Meryem. Bana erkek olduğumu hissettirdin. Bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Söyle, niye inanmayayım? Daha önce başkalarına da aynı şeyi söylediğimi düşüneceksin. Canım, ne biliyorsun ne düşüneceğimi? Madem içinden geldi, söyle. Bugüne kadar senin gibi bir erkekle yatmadım. Böyle gece yarıları gitmek hiç hoşuma gitmiyor, inan. Biliyorum. Üzme kendini, ben alışkınım. İyi geceler. Sana kaç kere söyledim geceleri beni bekleme diye. Üzerime bu kadar düşmen hoşuma gitmiyor Neriman. Bütün bunlar o kadın için değil mi? Baban telefon etti bugün. Sanırım o da duymuş. Feruh Beyciğim, işte size layık parçalarımız bunlar. Nasıl bir şey arzu etmiştiniz? Yüzük, kolye, küpe, şöyle bir tek taş... ...veyahut gerdanlık. Bir bakayım. Çok güzeldir, değil mi? Bir de şu arkadakini görebilir miyim? O da aynıdır. Çift parçadır.
eskidir. Aynı zamanda antikadır. Fethullah Salim Paşa'nın ikiz kızları için yapılmıştır bu kerdanlıklar. Demek öyle. İkisini de sarın o halde. Yalnız ayrı ayrı. Anlıyorum, anlıyorum Feruh Bey. Ah gençlik ah! Meryem'den vazgeç oğlum. Sen hatırlamazsın. İşimizin kötüye gittiği günlerde önemli kişilere verilen rüşvetlerden biri de Meryem'di. Şimdi Meryem'in şirketimizdeki haklarını senin ödemene gerek yok. Ben zamanında onu bol bol ödedim oğlum. Belki bilmek istersin. Benim Meryem'le hiçbir ilişkim olmadı. Ama şu anda bir başkasının koynunda olabilir. Kuşkusuz senden daha zengin birinin. Bu kadın sana da felaket getirecek diye korkuyorum. Alo Meryem. Yalnız mısın? Evet. Bir şey mi var? Nen var, iyi misin? Ne bileyim, sesin bir tuhaf geldi de. Yok bir şey, sesini duymak istedim. Yarın görüşürüz. Girsene. Birini mi bekliyordun? Seni. Telefondaki uzun sessizlikten sonra başka bir yere gidemeyeceğini biliyordum. ne yaparsın? Metreslik sanatı. Otursana. Babamı tanıdığını niye söylemedin bana? Nasıl olsa biri söyleyecekti. Ben senden duymak isterdim. Söylemem gereken her şeyi söyledim sana. Ötesine kulak tıkamayı beceremiyorsan... Babamla da yattın öyle mi? Kendisi öyle mi söyledi? Hayır. Git babana sor o zaman. Benden geçmişimin hesabını isteme Ferruh. Ya da bırak beni. Hemen bırak. Seni seviyorum Meryem. Sense beni sevdiğini bir kez bile söylemedin. Ötekiler gibi olmadığını biliyorsun. Yine seviyorum demedin. Sevmesem... Doğru dürüst söyle. Peki. Seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha. Seviyorum. Seni çok seviyorum Meryem. Bunu unutma. Faturaları görmek istemiştiniz, buyurun. Oh! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hayrola damat? Faturalar değil mi? Evet, faturalar. Nasıl? Yüklü mü gene? İki eve birden bakmak kolay değil, değil mi? Dinle oğlum. Nereden geldiğini bilmeyen zenginlerden değilim ben. Erkek adamsın. Paralısın. Elbette ufak tefek kaçamaklar yapacaksın. Yalnız evini ihmal etmek olmuyor. Karın öbür sosyete hanımlarına benzemez. Kocasının çapkınlığını ona boynuz taktırarak ödetmez. Hassas ruhludur benim kızım. Ne yapacaksan onu üzmeden yap. Unutma. Biz bir aileden çok bir şirketiz. Anlıyor musun? Bir şirketiz. Kim geldi? Çiçek Hanım efendi. Feruh Bey'den mi? Beyimiz gelemeyecekmiş. Böyle başlar hep. Alo? Evet Feruh Beyciğim, uyanmış mı bir bakayım.
Feruh Bey mi? Bu gece için bir işi çıkmış değil mi? Evet, ne diyeyim? Uyuyor dersin. Aa, bak Meryem gördüyse kudurmuştur. Belki görmemiştir. Ver göstereyim. Seninkini gördün mü? Kimmiş benimki? Bak, ikinci balaylarını yaşıyorlarmış. Şurayı okudun mu? Neriman Hanım, kocamı iyi tanırım. Kalitesiz kadınlarla arkadaşlık etmez demiş. İnsan görgüsüz olunca, değil mi şekerim? Kendisi de çok kaliteli sanki. Tuvalet diktiren eski İstanbul hanımefendisi kalmadı artık. Sen gibi asil kadınlarda olmasa... Cumartesi alırım, değil mi? Tirajenin partisine gireceksin. Belki de gitmem, bilmiyorum. Faturayı sana göndereyim yoksa Ferruh Bey'e, ha? Hele bir bitsin de. İstersen başkasına da yollayabilirim, Adanalı biri. Hem genç, hem yakışıklı, hem de multimilyoner. Senin için yanıp tutuşuyor. Elçiye zeval olmaz, ben Meryem'e söylerim dedim. Hele bir bitsin.